Sevgili yay burçları, hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? 6 Nisan, 12 Nisan dönemi. Bir perşembeden bir perşembeye neler var? Bismillahirrahmanirrahim. Cin suresi 17. ayette diyor ki arkadaşlar, kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu şiddeti artan bir azaba sokar diyor sevgili dostlarım. Biraz stres, biraz sinir olabilir karşılaşmalarda ya da bazı haberlerin alınmaması konusunda bir stres yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani niye bu kişi böyle davranıyor ya da nereye kadar bu sürecek gibi bazı kendi kendine kuruntular yapmış olabilirsin ya da sevdiğim insan ne düşünüyor, nasıl hareket ediyor, neler yapmak istiyor gibi düşüncelerinizin olduğunu, bu düşüncelerinizin hayırlısıyla hayra çıkacağını söylemeliyim. Üzülmenize, sıkılmanıza gerek yok. Son derece iyi bir ortama, son derece iyiliğe doğru gideceğinizi söylemeliyim arkadaşlar. Yalnız içinizde bir karanlık var yay burçları. Bir türlü karanlıktan aydınlığa çıkamıyorsunuz. İç kararması ya da İşte içimde kötü bir his var, bir şey mi olacak gibi. Böyle kendi kendine ikindin üzeri, özellikle ikindiden sonra bir kararsı gelebilir içine. Bu kötü bir şey olacağı anlamına gelmiyor. Anksiyete olabilir arkadaşlar. Çünkü çakralarınızdaki bazı tıkanıklıklar pek çok yay burcuna ileri hamle yapmasını engelliyor. Atılım düşünüyorsun. Bir hareket düşünüyorsun. Olmayınca anksiyete dediğimiz kötü bir his olacakmış gibi kendini böyle hissetme. Bu bir psikolojik anlamda bir rahatsızlık. Basit bir rahatsızlık, çok basit bir şey. Birkaç nefes egzersiziyle geçebilir. Özellikle anksiyete geldiğinde tüm yay burcu arkadaşlarıma doktora moktora ilaca gerek yok. Bir yarım saatlik yürüyüş yapsınlar, hemen geçecek. Ya da terletici bir spor yapsınlar, hemen geçecek. Bir de kötü bir şey olmayacak, olumlu şeyler olacak deyin. Kendinizi iyi olan yerlere atmaya bakın arkadaşlar. İyi olan, güzel olan yerlere atarsanız daha güzel olacak. Bir hasta var yay burçları. İyileşmeyi bekliyor. Hayırlısıyla iyileşecek. Bir hastane işiniz, bir ilaç işiniz olabilir. Bunları şifalandıracaksınız. Bir şifahane dediğimiz hastaneye falan gidebilirsiniz. Eğer şayet ya da Allah izin verirse gibi böyle ileri ötelemeleriniz var, sabır diyor. Bunlar inşallah olacak tek tek, sabır diyor. Ne kadar sabretmeniz lazım? 8 gün, 8 hafta, 8 ay içerisinde önemli bir işin olacağını ve üzerinizdeki bir ağırlığın gideceğini, ağladığınız, sızladığınız bir konuyla ilgili geniş haberler alacağınızı söylemeliyim arkadaşlar. Canınızı sıkmayın. Canınızı sıkan, üzen, daraltan ne varsa hayırlısıyla güzel şeyler olacak, merak etmeyesiniz. Şimdi arkadaşlar, bir kadınla bir erkeğin görüşmesi var. Bunu çok istiyorsunuz. Acaba gelecek mi? Görüşecek miyim? Evet, görüşme olacak. Hatta karşınızdaki kişi çok anlayışlı davranacak. Ama yine bir şeyler eksik kalıyor. Sanki bir hedefe varılamama gibi durum var. O yüzden mum yakın. Yani birkaç tane hatta yakın. Mum yakıp dilek tuttuğunuzda ya da mum yakıp bir şeyleri istediğinizde mutlaka bunların gerçekleşeceğini bilin. İki tane tartışma görüyorum. Aile içi, biri de iş yerinde. Biri iş yeri, biri aile içi olunca demek ki dört taraftan biraz kavga kuşatıyor bu hafta. Basit tartışma. Galip geleceksin, korkma. İlerle ve ikisini de yok sayacaksın.
İkili ilişkilerdeki sorun bel bölgende ağrı ya da herhangi bir uykusuzluk yaratabilir. Bunları da çözeceğini görüyorum. Şimdi bir mücadeleye giriştin mücadeleyi kazanacağını gösterdi arkadaşım. Canını sıkma, üzüldüğün her ne varsa aydınlık veriyor sevgili dostum. Şimdi Yay ve Terazi, Yay ve Boğa burçları arasında bir resleşme, bir sürtüşme, hafif bir düşmanlık olabilir. Bunları da yeneceğinizi görüyorum. Yeneceksiniz. Sıkıntıları, üzüntüleri attıktan sonra bir başka olaya girişeceksiniz. Orada da hayırlısıyla güzel bir durum veriyor arkadaşlar. Güzellik veriyor, iyilik veriyor arkadaşlar. Canınızı sıkmayın. Arkadaşlar, hane içerisinde gelenler var. Bu arada boğazım çok rahatsız arkadaşlar. İnanılmaz derecede faranjit midir nedir bilmiyorum. Boğazım düğüm düğüm ya, boğum boğum. Sanki buralarda birkaç tane düğüm atılmış gibi. Pek çok burç olduğu gibi ateş gruplarında koç, yay, aslanlarda bu ara boğaz rahatsızlıkları çok fazla, sizde de vardır. Çünkü ateş gruplarında ters tepiyor. Mars yengeçte olunca ateş gruplarındaki yaşama azmini söndürüyor ve sağlık sorunları yaratıyor. Benim de boğaz bölgesi böyle hıkır hıkır boğuluyor adeta. Sizde de olabilir arkadaşlar boğaz rahatsızlığı. Evet. Eve misafir gelecek dedim. Güzel konuşmalar olacak dedim. Hayırlı konuşmalar olacak. Canını sıkma. Üzüntüyü, derdi, kederi atacağını görüyorum. Sinir, stres dediğim gibi yok olup gitmesi için ya halim zikrini veriyorum. 680'dir tekrar sayısı. Cezada acele etmeyen anlamındadır. Sen sakin ol. Rabbin iş başında demektir. Rabbim bilir. Halim sıfatıyla acele etmeden müstahak oldukları cezalara verecek. Merak etme. Halim zikrini inanarak 680 kere çek. Allah'a havale ettiğin ne varsa gerçekleşecek. Sana düşmanlık edenler kendi tuzaklarına kendiler düşecekler. Bundan çok emin ol sevgili yay burcu. İnsancıl yay burçları. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın efendim.